Film, şişman bir adam ve zayıf karısının çocukları Konstantin ile birlikte kuru bir piknik yapmak için dışarı çıkmalarıyla başlar. Konstantin ellerinin üzerinde mutlu bir şekilde sallarken karısı gökyüzüne doğru uçan bir avlu fark eder. Birdenbire yer çekimi durur. Şişman adam dışında her şey gökyüzüne doğru süzülmeye başlar. Karısı ile oğlu da gökyüzüne yükselmeye başlar. Şişman adam oğlunu yakalar ve oğlunun eli annesinin eliyle havada zincirlenir. Ancak anne veda eder gibi bir yüz ifadesi takınır ve oğlunun elini havada bırakır. Yıkılmış olan şişman adam karısı gökyüzünde uçarken büyük bir şaşkınlık içindedir. Oğlunu çekip sıkıca kucaklarken ağır bir nefesle rüyasından uyanır. Bu, Konstantin'in babasının 20 yıl önce dünyanın yer çekiminin ve ayın şeklinin yıkıcı bir Amerikan uçak kazasından etkilenmesinin ardından karşılaştığı gerçek bir olaydır. Kaza nedeniyle dünya, ağırlığı 120 kilogramdan az olan her şeyin uzayda uçtuğu bir distopyaya girmiştir. Ardından bir dizi apartmanın üzerinde ayın rahatsız edici şeklini görürüz. Konstantin ile babası mutfakta yemeklerini yiyorlar. Masa bildirsek de duvara tutturulmuş ve evin içinde bir yer çekimi ölçer çalışarak her şeyin kontrol altında olduğundan emin oluyor. Televizyondaki bir adam, Amerikan ve Cleveland'in talihsiz görevinin 20. yıl dönümünün kutlandığı gün hakkında konuşuyor. Kazanın yıl dönümünün dolunaya denk geldiğini söyler. Çıplak gözle bakıldığında hasar görme ihtimalinin yüksek olduğu uyarısında bulunur. Televizyoncu tüm izleyicilerden kazada hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunmalarını isterken, odada baba oğlu ikilisini şoke eden büyük bir ses duyulur. Kısa süre sonra tabaklar ve yiyecekler tavana doğru uçmaya başlar. Konstantin, vücudu havada süzülürken elini masanın üzerinde tutmak için mücadele eder. Tüm çabalarına rağmen tutuşunu kaybeder ve bir anda tavana yükselir. Konstantin'in babası sigortaları lanetler ve yer çekimi makinesine gider. Bir düğmeyi çevirir ve Konstantin'in makineyi çalıştırdığı konusunda uyarır. Konstantin gözlerini kapatıp düşüşe hazırlanırken makine çalışır. Tavana uçan eşyalar düşmeye başlarken baba elleriyle başını kapatır. Konstantin yere çakılırken acı içinde ağlar. Baba daha sonra karısının fotoğrafını tekrar duvara asar. Konstantin ağrıyan vücudunu kontrol ederken Konstantin'in iyi olup olmadığını sorar. Daha sonra Konstantin'in babası tartı makinesinde kilosunu kontrol eder. 120 kilogramdan biraz fazla olduğunu görür. Eğer kilosu 120 kilogramın altına düşerse oğlu gibi çaresiz kalacağından endişelenir. Daha sonra çantasında 20 kilogramlık ağırlığında küre şeklinde metal bir top taşır. Konstantin'e işi uçarken kahvenin masanın üzerinde olduğunu bildirir. Konstantin daha az kilolu olduğu için hep dört duvar arasında olduğundan eline bir dürbün alır ve pencereden sokakları izler. Elinde yüzen bir çanta tutan askeri üniformalı bir adam bulur. Video durduğu için sizden basit bir ricada bulunacağım. Kanalının istatistikleri videolarımızı izleyenlerin %90'ının kanala abone olmadığını söylüyor. Bu durum bizi hayal kırıklığına uğratıyor. Lütfen abone olun, kanalı açın, tüm yenilikleri almak için zil özelliğini etkinleştirin ve daha fazlasını yayınlamaya devam etmek için videoyu beğenerek destekleyin. Daha sonra babasını köpeklerini yüzen tasmalarla gezdirdikleri anlaşılan iki şişman kadınla konuşurken görür. Diğer apartmanda bir kadının yerdeki bir adama müzik aleti fırlattığını fark eder. Ama alet tekrar ona geri döner. Sokaktaki kadınlardan biri Konstantin'in babasının onu dışarı çıkarmadığı için Konstantin'e işkence ettiği hakkında dedikodu yapmaya başlar. Ona bir ip bağlayarak dışarı çıkabileceğini önerir. Onlar konuşurken yüzen köpekleri daha yüksek sesle avlar. Evde olmaktan bıkan ve dışarı çıkamamasını kıskanan Konstantin normal bir hayat yaşamak için elinden geleni yapar. Dalga sesleriyle dolu bir deniz kaseti çalar. Sonra bir şemsiye açarak kanepeyi onunla örter. Işığı kanepelerden birine odaklar. Kat kat giysilerini ve vücudunu yer çekimi dalgalanmalarına karşı korumak için kullandığı yastığı vücudundan çıkarır. Ardından güneş gözlüğünü takar. Losyonunu sürerek güneşlenmeye başlar. Daha sonra Konstantin kalkar ve bir aracın korna sesini duyduktan sonra pencereye gider. Araçtan sevimli ve tombul bir kadın iner ve başını kaldırıp bakar. Konstantin dürbünle ona bakarken kadın havaya uçuşan saçlarını çözerek ona el sallar. Konstantin doğduğundan beri kadınlarla herhangi bir etkileşimde bulunmadığı için hemen utanır. Yastığıyla birlikte giysilerini giyer ve bir çizelgeye merhaba yazar. Daha sonra bunu ona göstermek için ayağa kalkar ancak son anda geri çekilir. Babası işten eve geldikten sonra Konstantin ona kendi pişirdiği yemeği servis eder. Babası önlüğünü fark eder, ona bunun kadınlar için olduğunu söyler. Konstantin bunun tek cinsiyetli olduğunu söyler. Babası bunun annesine ait olduğunu aykırır ve yerine koymasını söyler. Konstantin bunu kabul ederek masasına geri döner. Baba dışarı çıkmadan önce tekrar makinede kilosunu kontrol eder. Ağırlık 120 kilograma yaklaştıkça hayal kırıklığıyla iç çeker. Konstantin kapı deliğinden bakarak babasının gittiğini onaylar. Sonra yetişkin dergilerini toplar ve içlerinden birini seçer. Konstantin heyecana dalmak için battaniyeye sarınır. Minibüsteki kızın salıncakta oynadığını hayal eder. Birden dergi bir sesle yere düştüğünde Konstantin rahatsız olur. Dergiyi eline alır ve sağlıklı bir şekilde şişmanlamak başlıklı sayfayı bulur. İyi bir yemekle kolayca 120 kilogram kilo alabileceğini belirten burger reklamlarına bakar. Reklam onu ikna ettikten sonra Konstantin çok sayıda hamburger sipariş ederek yemeye başlar. Yedikten sonra kilosunu kontrol eder ve 60 kilogramdan fazla olduğunu görünce mutlu olur.
Bu sırada aracın korna sesini duyar. Hızlıca çizelge kağıdına adını yazar. Hayallerini kız araçtan inerken çizelgeyi pencere camından gösterir. Kız çizelgeye bakar ve elini Konstantin'e doğru sallar. Bu büyülü karşılaşmanın ardından Konstantin kalan hamburgerlerini yemeye başlar. Onları yutmakta zorlanmasına rağmen pes etmez. Sonunda hamburgerleri bitirir. Kısa süre sonra kendini rahatsız hisseder. Babası Konstantin'in gıda zehirlenmesi geçirdiğini bildiren bir telefon alır. Eve vardığında sağlık personeli gitmeye hazırlanırken Konstantin'in yatağında hasta olduğunu görür. Daha sonra Konstantin mutfakta buzdolabının üzerinde babası tarafından yazılmış ve babası işe giderken verdiği sözü unutmamasını belirten bir not bulur. Konstantin kilosunu kontrol eder ve 50 kilogram civarında olduğunu görünce irinir. Elbisesinin içine birkaç yastık koyar ve oturup çizelgeye bir şeyler yazarak kıza hitap eder. Aşağıda kız Konstantin'in odasına bakar ama onu orada bulamaz. Hayatından hayal kırıklığına uğrayan Konstantin dışarı çıkmak için elinden geleni yapar. Kendini bir buzdolabına bağlar ve kapıya ulaşmak için onu sertçe iter. Tam çıkmak üzereyken babası ofisten eve girer. Buzdolabını Konstantin hala üzerindeyken odaya geri iter. Babası daha sonra önlem olarak tüm makineleri ve ağır ekipmanları odadan taşır. Konstantin kızı aşkını itiraf edemediği için sinirlenir. Baba odasına geldiğinde her şey yırtılmış ve yere atılmış olduğunu görür. Odasına geri döner, bir çift ayakkabı üzerinde çalışmak için masasına oturur. Çalıştıktan sonra sandalyede uyuyakalır. Rüyasında oğlunun elini bıraktığını ve gökyüzüne uçtuğunu görür. Bunu görünce gözleri şokla açılır. Uyandığında yer çekimi makinesinin arızalı sigortası nedeniyle karısının fotoğraflarını ve diğer küçük eşyaları tavana sıkışmış halde bulur. Fakat ayakkabılarının uçmadığını fark eder. Onları yüksekten fırlatır ve aşağı doğru düştüklerini fark eder. Baba daha sonra yer çekimi makinesini çalıştırır ve tavana yapışmış olan her şey kafasına düşer. Konstantin ertesi gün mutfağa geldiğinde babası ayakkabıları getirir ve masanın üzerine koyar. Konstantin bunların kadın ayakkabısı olduğunu söyler. Babası ayakkabıların tek cinsiyetli olduğunu söyler. Konstantin yavaşça ayakkabıları giyer ve babası gururla bakarken metalik ağırlıklarla dolu bir çanta taşır. Daha sonra yer çekimi makinesini kapatır. Fakat bu kez Konstantin havada süzülmez. Bu da her ikisini mutlu eder. Konstantin daha sonra ayakkabılar ve çantalarla birlikte dairenin dışında yere iner. Babası pencereden onu izlemektedir. İlerideki daireye doğru yönelir. Minibüsteki kız odasının balkonundan onu izlemektedir. Kızın dairesinin altına ulaşır ve yukarıdan ona bakar. Birden babası yapma diye bağırmasına rağmen ayakkabıların gücünü kapatır. Konstantin daha sonra çantasını atar ve yastığı da vücudundan çıkarır. Gözlerini kapatarak yukarı doğru yükselmeye devam eder. Ancak birinin elinin omzunu kavradığını ve daha fazla yükselmesine izin vermediğini hisseder. Konstantin karşısında kendisine gülümseyen sevdiği kızı görünce gülümser. Olayların gelişimini izledikten sonra Konstantin'in babası karısının fotoğrafına göz kırpar. Filmin sonunda radyo gökyüzüne süzülür. Radyodaki adam sürpriz konukları Amerikalı astronot Dušan Pradić'e hoş geldin der. Ondan birkaç kelime söylemesini ister. Kendisi de ölümcül kazanın bir parçası olan astronot sözlerinde özür dileyerek başlar. Ardından dünyanın içine düştüğü distopyadan muhtemelen asla kurtulamayacağını açıklıyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Videonun sonuna geldik. Daha fazla paylaşım için videoyu beğenerek destek olmayı, abone olmayı, zil ses özelliğini aktif etmeyi unutmayın.